tane videomuz yayınlandı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Geri dönüşlerse hani çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Destekleriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bugün benim doğum günüm. Bir doğum günü çekimi yapmak istedim. Sizin için de böyle hazırlandım. En sevdiğim yemeklerden bir tanesi lahmacun. Aslında ben hiç yapmadım. Tabii ki de hani sürekli evde lahmacun kimsenin yaptığını zannetmiyorum öyle çok. Çıkarsa ne olur kısmını bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Burada birazcık da sanırım hız önemli, kolay gibi gözüküyor. Ama el alışkanlığım olmadığı sürece o kadar kısa bir sürede çuvallayabileceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de Türk lezzetlerini gerçekten orada daha önce yapmadım demek istemiyorum. O yüzden bugün lahmacun var. O zaman ben bir saçım başımı toparlayayım. Ses kızmadan hemen lahmacuna geçeyim. Öpüyorum. Bugün önlüğümü taktım. Saçım başımı da topladım. Şimdi artık tarifimizi yapabiliriz. İstediğimiz burada 2 su bardağı ılık suyumuz var. Bildiğimiz hamur mayalama klasik. Mayamızı koyacağız. Bir paket. Tuzumuzu koyacağız. Bir tatlı kaşığı kadar. Şekerimizi koyalım ki mayalanmamız olsun. Normalde pizza hamurunu yağ, sütle yapıyorlar. Ben o pizza hamurunu, o tabanını sevmiyorum. Lahmacun hamuru gibi yapıyorum şeyi, pizzayı da. Daha güzel olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Şimdi unumu yavaş yavaş 3 bardak da koyayım. Suyum çok ılık. Yani böyle yoğurt mayalar gibi de değil. Daha ılık. Ben şimdi bunu tezgaha alacağım. Tezgahta yapacağım. Şimdi hamurumu buraya aldım. Tam neredeyse işte 6. bardaktan şu kadarcık bir un kaldı böyle dibinde. Çok da böyle sert, kalın bir hamur olmasını istemiyorum. Çok güzel oldu. Şimdi ben bunu dinlendireceğim, bir saat kadar dinlendireceğim. Hamurum artık oldu. Çok güzel de oldu. Şimdi hamurum mayalandı. Ben de içerisini hazırlayacağım. Hepsini tarifte robotta diyor ve ben MasterChef'te de olsam oradaki robotlar zaten efsane. Burada robotta çekeceğim. Burada önemli olan püf nokta bir de sosumuzun çok cıvık olması, fırınımızın fanlı ve sıcak ayarda çalışmış olması gerekiyor. İçini hazırladıktan sonra hamurunu merdaneyle açacağım. Bu sayede hamur açmamı da geliştirmiş oluyorum. Bakalım şeyden sonra neydi? Lazanya diyesim geliyor. Su böreğinden sonra bakalım geliştirmiş miyim? Evet, şimdi soğanlarımı böyle ben soydum. Hemen robotta çekeceğim hepsini. Ben bu arada sadece reçeteye bakıyorum. Yani nasıl yapılıyor, yapılışını hiçbir şekilde, hiçbir koşulda bakmıyorum. Çünkü bakarsam orada da hiç bilmedik, gözlerim yandı. Hiç bilmediğim bir yemek çıktığını kendimi çok hani zorlukta hissedebilirim. Ağlıyorum, görmüyorsunuz. Ay, çok fena. İçerisine domates sosundan koyacağım. Tekrar çekeceğim. Biberleri kesip koyacağım. Allah affetsin, çok acı bir soğan. Allah. Gerçekten. Yemin ederim orada böyle ağlarsam ben şef der ki kızım sen evine git. Der valla. Derse de haklı ama çok yandım ya. Bunların hepsini koyup karıştıracağız. Sonra İçerisine salçamızı koyacağız. Maydanozumuzu Kör oldum bacım. Demet maydanoz diyor. Ben de şöyle koyacağım. İçerisine koyuyorum. Şöyle bir. İki kaşık salça. Tuz koyacağım. Yağ koyacağım. Biber koymam lazım. Şöyle koydum. Kıymasını koyuyorum. Kıymamı parçalayıp içerisine koydum. Bir çay bardağı yağ diyor. İçerisine iyice parçalayacağım ben şimdi. Kıymaları karıştırıyorum. Fırınımı açacağım. Fanlı 200 derecede. Hamurlarımı o sırada açacağım. Buraları temizlemem lazım. Yoksa
Şu an bir dünya azar yemek üzereyim. Sen çok pis çalışıyorsun. Bunlara bak ya. Bu nedir ya? Şimdi içimi hazırladım. İçeriye buraya koydum. Gördüğünüz gibi gayet cıvık böyle bir iç hazırladım. Hamurlarım oldu. Şimdi tezgahıma unumu serpeyim. Ve ilk hamurumu açmaya başlayayım. Şimdi hamurumu açacağım. Yani çok kötü değil. Tabii ince hamurum. Şu anda. Yani sadece gerçekten hep şekille ilgili ciddi sıkıntım var. Bu ilkim bakın sona doğru burada daha 2, 4, 6, 7 tane var. Bakalım nasıl olacak? Şimdi ilkimi yapayım. Maşallah. Çocuğum gibi sevdim. Bence tamam. Bence tamam. Böyle olur yani. Bunu şimdi fırına atacağız. Lahmacunumuz çıktı. Çok güzel gözüküyor şu anda. Tadına falan hep bakacağım. Birazcık soğusun. Oh. Altı falan böyle gayet güzel. Yani yediğim lahmacunlara tip olarak çok benziyor. Ama tadına bakacağım. Birazcık şu an çıktı. Çünkü çok sıcak. Bakalım tadı nasıl olacak. Evet, şimdi lahmacunumuz böyle ılık ılık, tam yemek için uygun. Şimdi görelim bakalım, çıtır çıtır. Çıtır seviyor musunuz? Şimdi bakıyoruz. Çok güzel. Gerçekten şu an çekim olmasa bunu bitirebilirim. O kadar güzel. Gözüküyorum istiyorum. Yani bunda lahmacunda diyebileceğim hiçbir şey yok kendime. Mükemmel yapmışım yani. Mükemmelliğin eseri bu. Çok lezzetli. Biber oranı, domates oranı. Her şeyi şahane. Hamurun inceliği, kıtırlığı. Her şeyi şahane. Tam tarif veriyorum. Kesinlikle. Bu tarife yaptığınızda hem çok basit hem de inanılmaz lezzetli deneyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda işin içine birazcık da bıçak tekniklerine çalışmak istiyorum. Bıçak tekniklerine, kesme teknikleri, MasterChef'te hangi teknikleri kullanıyorlar onları yapacağım. İnşallah parmaklarımı doğramam. En zayıf olduğum yerlerden bir tanesi. Bazen teknik öğrenmekte gerçekten çok zorluk çekebiliyorum. Eminim. Eminim değilim de bir hatlar var ama o ne bilmiyorum. Birlikte öğrenelim. Soslara çalışacağız. Hangi soslar? Bir zaman sonra çünkü bizim şey yapmamız lazım. Hani kendimize özel, orada hayal gücümüze, tamamen bizim yaratıcılığımıza kalan yemekler yapmamız gerekiyor. Şu an yolun çok başındayım. Daha önümüzde bir sene var. Bu bir sene içerisinde çok güzel yemekler yapacağız. Ya zaten veremediğim kiloları üstüne çarpı 3 olarak alacağımı düşünüyorum ama ya bu da yenmeyecek gibi. Değil gerçekten. Takipte kalın. Bizimle kalın. Yorumları bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere.